Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde bir deprem düzeneği hazırlayacağız. Bunun için ben bir fırın tepsisi kullandım. Eğer fırın tepsisi yoksa bir karton da kullanılabilir bunun için. Şimdi dört tarafında fırın tepsisinde hazır delikler vardı. O nedenle o deliklere ikişer lastiği birleştirmek suretiyle şu şekilde lastikledim. Bundaki amaç birazdan düzeneye bağlayacağız oradan. Onun dışında şöyle bir ayakkabı kutusu kullandım. Bu ayakkabı kutusunun üst kapağını alıyoruz ve üst kapağını ortada kenarlarında şöyle 2-3 santim boşluk kalacak şekilde kesiyoruz. Daha sonra kenarlarına delik açıyoruz ve dört tarafından lastikliyoruz kürdanla. Şu iki tarafını yaptım. Diğer iki tarafını nasıl yaptığımı göstereyim hemen. Şimdi kürdanlarımızı alıyoruz. Ve buraya sabitlediğimiz lastiği şu şekilde içinden geçirdim. Burası sabitlendikten sonra lastiğimizi ayakkabı kutumuzun şu dış kısmından açtığımız deliğe şuradan lastiği yukarıdan içeriye vereceğiz. İçeriye vermek için şöyle kürdanı hafif çevirip şöyle biraz çevirelim. Daha sonra buradan kürdanımızı geçirdiğimizde lastiğimiz de oradan çıkacaktır. Bakın. Bu şekilde çıktı. Hemen içine verdim. Şöyle sabitledim. Bu neyi sağlıyor? Bu mekanizmanın sarsıntı yaratmasını sağlayacak. Aynı şekilde bu tarafı da yapalım. Şöyle biraz çevirelim lastiğimizi. Bakın, bu da geçti. Bu şekilde sabitledik. Şu anda bakın üstüne vurduğum zaman bile titreşim yaratmış olduk. Şimdi bu düzeneğin alt kısmına pet şişelerimizi yerleştiriyoruz. Şöyle arkaya yerleştirebilirsiniz. Ve ayakkabı kutusunda genelde şu kenarlarında bakın bir delik olur. İşte bu deliklerden kenara bağlamış olduğumuz lastikleri yine aynı yöntemle sabitleyeceğiz. Dışarıdan içeriye geçirip kürdanla tutturacağız. Şimdi bu lastiği alıyorum. Buradan kürdanla içeri doğru veriyorum ve eğer sabitlenmiyorsa şu şekilde bakın yine aynı şekilde diğer kısmı da kürdan alıyorum. Aslında ikisini aynı kürdana da takabilirdik. Evet, böylece düzeneğimiz bu pet şişelerin üzerinde gidip gelirken düşmeyecektir. Evet, şu anda her tarafı
tamamlandı. Bakın buradan lastiklerle sabitledik tepsiye. Diğer tarafta sabit. Hem bu şekilde sarsıntı yaratabileceğiz, hem de şu şekilde sarsıntı yaratabileceğiz düzeneğimizde. Evet, sizler de düzeneğinizi bu şekilde hazırlayınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.